Evet. Sonbaharla birlikte birçok yaşlı da genç de her yaştan insanda ne oluyor? Üşütme, grip, nezle, keniz eti büyümesi, bademcik iltihaplanması, bademcik şişmesi, ağız içinde yaralar vesaire. Şikayetler oluyor. Başladı, sezon başladı gibi. Bu gördüğünüz ada çayı Zalvia officinalis, tıbbi ada çayı. Zalvia officinalis, Türkiye'de 83 çeşit ada çayı yetişir. Sadece Zalvia officinalis, tıbbi ada çayı sağlıkla ilgili kullanılır. Diğerleri pek kullanılmaz. Ama Türkiye'de marketlerde, aktarlarda, her yerde bilinen ve kullanılan nedir? Zalvia triloba, 3 loklu ada çayı. Faydası var mı? Vardır belki, bilmiyoruz ama yani ne bademcikler için, ne geniz et için, ne sinüzit için, ne ağız içindeki yaralar, gingivitis veya ne de diş eti iltihaplanmasına karşı etkilidir. Yani etkisi vardır muhakkak ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü klinik araştırması yok. Zalvia triloba ile ilgili araştırma yok. Ada Türkiye'de satılan bütün ada çaylarının %99'u Zalvia triloba. Çünkü Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde dağlar taşlar hep Zalvia triloba. Mutlaka vardır bir faydası ama bilmiyoruz. Klinik araştırması yok. Klinik araştırması olmayan bir şey de tavsiye etmiyoruz. Zalvia officinalis ile ilgili birçok klinik araştırması var. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bakalım neymiş bu araştırmalar. Zalvia officinalis. Zalvia officinalis. Evet. 883 klinik araştırması yapılmış. Kronik suplementasyon, yani vitamin, mineral, enzim eksikliğine karşı yüksek oranda vitamin, mineral, enzim içeren halsizlik, dermatitlik, yorgunluk için kullanılır bu nedenle. Premenstrüel sendrom, yani adet öncesi, adet başlamadan önce ağrısı, sancısı olan bayanlar için premenstrüel sendrom, bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. İmmün modülatör, yani bağışıklık sistemini güçlendirir, bağışıklık sistemini harekete geçirir. Oksidatif stres, serbest radikalleri yok edicidir. Antibakteriyel, mikropları yok edici ve peridontopatogenes, yani ağız içerisindeki iltihaplar, diş eti olsun, ağız içerisindeki gingivitis, ağız içi enfeksiyonu iltihaplarına karşı. Evet, 40 ayrı klinikte 300 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Hastalardaki halsizlik, dermatitlik, yorgunluk, iştahsızlık, kanda demir eksikliği gibi sorunları olanlar tedavi edilmiş. 47 verem hastası tedavi. 47 verem hastası ada çayı. Zalvia officinalis, tıbbi ada çayı. Tedavi edilmiş. Şeker hastaları, diyabet hastaları, diyabet tip 2 tedavi edilmiş. Evet, benim büyük oğlum da bu ademcik böyle ceviz kadar olmuştu. Adam yutkunamıyor. Ada çayı iç. Ada çayı aldı, içti. Yavaş yavaş içinden iltihaplar aktı, hiçbir şey kalmadı. Küçük olursa onda da birkaç yıl sonra onda da bademcik iltihap, bademcik içmesi vardı. Onun için ise zencemay kullandık. Zencemay, yeni ismi Limsa. O da temizledi. Şimdi benim bir tanıdığım
arkadaşım. Adam baktım, konuşurken dişleri böyle, diş etleri kırmızı olması lazım, bunun mosmor. Dedim ki sen hayatında hiç mi limon portakal yemiyorsun? C vitamini eksikliği var. Ben portakal, limon sevmem. Sevmezsen C vitamini eksikliği olur. Ne yapacağım ben? Kuşburnu. Kuşburnu deneyeceğim. Çok yüksek oranda C vitamini içerir. Kuşburnu çayı içtim. Elazığlı bir arkadaş. Mosmordu diş etleri. Kanama, kanıyordu. Ya çok kötüyüm. Limon, portakal sevmiyorum falan filan. Evet, bunu yalnız ada çayının bir özelliği vardır. Ha ben mesela çocuklarla tatile gittiğim zaman mutlaka yanımda küçük bir ada çayı yağı götürüyordum. Neden? Hararet, sıcak, terliyor, şakır şakır. Sürekli üst baş değiştiriyor çocuklar. Aa terledim, burası çok hamam gibi, niye buraya geldim falan diyor çocuklar, panik oluyor. Üç damla ada çayı ya damlatıyorsun suyla, içiyorsun. Üç damla, fazla değil. Hararetini hemen keser, şak, bitti gitti. Geçen burada toplantı yapıyorduk mühendislerle. Müdür bey ikide bir yüzünü sürüyor, yüzünü sürüyor. Ne oluyorsun ya? Peçete var mı, peçete var mı, peçete var mı? Yüzünü sürüyor. Sürüyor, onu da sadece yüzü terliyor. Ya bilmiyorum, bilmiyorum, çok terliyorum dedim. Sonra dedim, gittim ada çayı getirdim. Üç damla damlattım. Az biraz suyla içti. İki dakika sonra, ah dünya varmış çok şükür, terlemem kesildi. Yazın çok sıcak. Sıcak havalarda, bazı insanlar da yaz, kış gerekmiyor, sürekli terliyor. Sürekli terliyor, şakır şakır terliyor. Hormonal anormallik var, bir durum var. Ondan dolayı karaciğerde sorun olduğu için. Onun tabii ki kesin tedavisi gerekir. Evet. Şimdi ada çayının birçok özelliği var ama tıbbi ada çayı olacak. Salvia officinalis. Biz bunun kapsülünü ürettik, çayı var. Bademcik iltihaplanmasına, sinüzite, ağız içi iltihaplara, diş eti çekilmesine, diş eti iltihaplanmasına vesaire. Bununla ilgili yeni bir klinik araştırması yapılmış. Profesör Doktor Felipe Santos Ferreira Mendes, bunlar da Güney Amerikalılar da ne kadar isim bulurlarsa ekliyorlar. Ta dedesini dedesini, ebesini ebesini, hepsini sayıyor adam. Diğeri Letika Matonovic Garika falan. Bir diğeri Thais da Silva Moares Lukiana falan filan. 40 tane isim sayıyor. İbrahim Gökçe, bu kadar basit. At suya. Bunlar da öyle değil. Anası, babası, dedesi, ebesi, 7 tane isim sayıyor. İşte bunlar ortak bir çalışma yapmışlar. Yapmış oldukları çalışmada diklorometanda ada çayını çözmüşler, damıtmışlar ve denemişler. Neydi? Periodonto patojenlerine karşı, yani ağız içerisindeki, diş etindeki iltihaplara, bakteri, virüs ve mantara karşı etkili olduğunu bulmuşlardır. Periodontal enfeksiyonlara karşı, periodontal, diş eti, ağız içi, gingivitis, yani ağız içi iltihaplarına karşı çok çok etkili. 6 ayrı klinik araştırması yapılmış, hepsinde de etkili olduğu belgelenmiş. Daha birçok klinik araştırması var. Bu kapsülün haricinde burada ekinezya, üşütme, grip, nezle vesaire karşı kullanılan ekinezyanın içerisinde de çok yüksek oranda ada çayı ekstraktı var. Ada çayı, üşütme, grip, nezle vesaire olanlar için. Evet.